Ağlasın. Evet. Yardım talepleri var. Gönderiyoruz. Gönderdik. Evet, Psikologlar Derneği psikologlar, daha doğrusu 4 psikolog, ben paylaştım duvarımda, bir araya gelip bir projeye başladılar. Saat 15'te Facebook üzerinden canlı yayınlar yapıyorlar. Bu konuda da yardım isteyen, destek isteyen tabii ki buyursun, başvursun diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi arayan, mesaj atan herkese. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, budur. Fotoğraf budur. Evet, sanırım evet. Şimdi, askerle ilgili de, askerimizle ilgili de bazı yorumlar geliyor. Askerlerin izne çıkmadığı konusuyla ilgili. Bu bir karantina dönemi. Zor bir dönem. Girinecon kahvemiz geldi. Sevgili Orsan Balıkçıoğlu, çok teşekkür ederim. Sevgili er ve erbaş, yani özellikle onbaşılar ve erler şu anda izne gönderilmiyor. İzinler kaldırıldı. Ama bu dönem geçecek. Bu dönem geçecek. Çok kutsal bir görevdesiniz. Sevgili çocuklar, asker arkadaşlarım. Unutamayacağınız çok güzel anılar, unutamayacağınız, asla unutmadığınız dostluklar, arkadaşlıklar, kardeşlikler. Bütün arkadaşlarımı çok seviyorum ama asker arkadaşlarım benim için çok, hepsinden daha değerlidir. Komutanlarım da, beraber askerlik yaptığım arkadaşlarım da. Sizin için de öyle olsun. Çok değerli, birbirinden güzel eğitim almış subaylarınız vardır. Ve biz daha önce bunun bilgisini de aldık ve paylaştık. Hapishane gibi değil tabii ki askerlik. Kimse öyle bir şey yapmasın, öyle bir şey düşünmesin. Sosyal mesafe korunuyor. Evet, evlerine gidip gelen subaylar, uzmanlar olabilir. Ama er ve erbaş, düşünün, 1974'te, 63'te aynı süreyi mevzide de geçirebilirdiniz. Allah ordumuza güç versin. Yemeğiniz, suyunuz, banyonuz, duşunuz yerinde. Bol bol spor yapın, görevlerinizi yapın. Komutanlarınızla çok iyi geçinin. Sizler her biriniz birer kahramansınız, bunu unutmayın. Bu günler çok zor günlerdir. Bu zor günlerde ya ben de gideyim eve de bir yıkanayım da hava alayım diye düşünmeyin. Bunu aklınızdan şimdi çıkarın. Çünkü gerçekten sıkıntılı bir dönemdeyiz. Ama bu sıkıntılı dönem geçtiği zaman eminim komutanlarınız sizlere gereken izni de verecektir. Ama şu anda ya o benim de ihtiyacım vardı falana gelmeyin. Savaştayız ve siz cephedesiniz. Unutmayın. Biraz sonra Kemal Zaim kardeşim, çok teşekkür ederim. Birazdan okuyacağız. Onu da okuyacağız. Yazdığımız yazıyı okuyacağız. Siz de dinleyeceksiniz. İçeride önlem, dışarıda temas dedi yeni düzen. Vergi dairesi ve Kıptek dün mesai yaptı. İçeride alınan önlemler dışarıda, sınıfta kaldı. Özellikle vergi dairesi içerisi sık sık dezenfektanlarla temizlenir. Vezne sırasında sosyal mesafe korunurken dışarıda bekleyenler mesafeyi koruyamadı. Burhan Albantoğlu Devlet Hastanesi'ni pandemi hastanesi yapma kararı vermişti. Pilli'den yeni karar, 100 oda 200 yataklı yeni pandemi hastanesi yapacağız. Yerini tespit ettik diyor. CTP Eğitim Çalışma Grubu eğitim kayıpları ne olacak diye soruyor. İngiltere'de Kıbrıslı hasta sayısı 300'ün üzerinde. 150'den fazla Kıbrıslı yaşamını yitirdi.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Bakanlar Kurulu'nda konuşmadan kararlar açıklanıyor demiş. Bugün hükümet ekonomik programı 25 Mart'ta açıkladı ama özele maaş desteği henüz netleşmedi. Bugün yeni düzenin ön sayfasındaydı bu başlıklar. Güneş gazetesi diyor ki güzel günler göreceğiz. Evet, Başbakan Tatar televizyon programında bugüne kadar vaka sayısında yatay bir gidiş olduğunu, uzmanların bunu olumlu olarak değerlendirdiklerini belirtti. Çavuşoğlu liseleri ziyaret etti. Amcaoğlu Türkiye için de bir paket hazırlığında, Türkiye KKTC için bir paket hazırlığında dedi. İnşallah diyoruz. Yurtlarda 3 hemşire, 1 doktor ve sıhhiye müfettişi görev yapıyor dedi. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağ ve Halil Talaykurt'tan ambulans ihalesi konulu açıklama tüzüklere, kamu ihale yasasına aykırı hiçbir şey yok diyor. Bariyerle kapattılar. Evet, ilçeler arasındaki seyahat yasağı kapsamında Aydınköy Katlı Kavşağı ile Doğancı Dönel Kavşağı arasında kesim önceki günden itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Evet, burası da önemli. Alttan Aydınköy'den veya tamamen eski yoldan gideceksiniz zorunlu bir gidiş olursa. Başbakan Ersin Tatar bir süre daha evde kalmaya devam edeceğiz diyor. Acil servisler onkoloji, diyabet hastaları ve hamilelere ücretsizdir. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ile Doktor Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde Güney'de 32 pozitif vaka. İki gün sonra her şey bitecek diyemem diyor Sayın Başbakan. Detay gazetesinin ön sayfasında KKTC'deki vakalar en genç 7, en yaşlı 78 yaşındaymış. Bugün ve cuma günü yağmur var, bunu bir kez daha hatırlatalım sizlere. Türk Marif Koleji'nde kolonya üretimi, Türk Marif Koleji Kimya Laboratuvarı'nda kolonya üretimi yapıldı. Eğitim Bakanlığı Müdürü Ali Yaman üretilen kolonyaların bakanlığa sunulduğunu duyurdu. Bizde de bir tane var elimizde bugün. Çok teşekkürler bakanlığımıza. Evet. Muhtarımız, Haydarpaşa Mahallesi Muhtarı'na teşekkürlerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Yardım çağrısı yaptıydı. Sizin aracılığınızla bulamadım ben. Hiçbir yerden ulaşamadım. Nasıl ulaşabilirim? Nasıl ulaşabilirim diyor. Biraz önce Özge Gazi'dir isim. Söyleyeyim. Çise Gazi değil. Nurtaç Altan. Hemen yanıtlayalım. Özge Gazi'dir isim. Verdik. Evet. Nurtaç Altan, teşekkürler abi diyor, bulamadık ismi. Devam ediyoruz, risk devam ediyor. Biz devam ediyoruz, risk de devam ediyor. Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, önceki gün Lapta'da 13 yaşında bir kız çocuğunda koronavirüs vakasının tespit edildiğini belirterek, bunun Alsancak bölgesine yayılabilme olasılığının mevcut olduğunu, çünkü kızın aile üyelerinin Alsancak'ta kalmakta olduğunu söyledi. Evet, 54 yaşında şeker hastası olan bir vatandaş varmış. Aynı zamanda bölgede tespit edilen COVID-19 vakalarından biri. Allah herkese geçmiş olsun desin. Bunu gizlemeyin sakın. Gizlemekten vazgeçin. Hiçbir şekilde ne ayıptır ne yanlıştır. Tutuklu ve mahkumlar maske üretiyor. Allah onların ellerine de dert vermesin bu konuda. Koronavirüs gıda kaynaklı bir salgın değildir. Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sıdık Acan, koronavirüsün bulaşmasının gıda kaynaklı olup olmadığı yönündeki sorulara açıklık getirdi. Can, koronavirüsün gıda kaynaklı bir salgın olmadığını, ancak gıdalar tüketilirken hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti. Gıdalara dokunmadan önce ve sonra elleri etkin bir şekilde yıkamanın gerekliliğini vurgulayan Can, gıdaları muhafaza ederken özellikle buzdolabı koşullarında pişmiş ve çiğ gıdaların birbirine temas etmeden muhafazasının önemli olduğunu söyledi. Çok çok güzel bir uyarı bence. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Hamitköy Lefkoşa Mezarlığı Hamitköy'e artık taşınabilir. Orada hazırlık yapılıyor. Tabii buradan moral bozucu bir görüntü de çıkmasın. Çünkü o zorunluluktu. Yani aman hepimiz öleceğiz de gömecekler bizi Hamitköy'e diye düşünmeyin.
Evet, biraz da gülelim. biraz da gülelim haberi var. Aslında bana biraz komik geldi. Boşanma avukatı Boysan Boyra, boşanmak isteyen çiftleri önemli bir konuda uyardı diyor bugün Diyalog gazetesi. Korona gerekçe olamaz. Evde kalma süreci yakınlaşmak için fırsat olmalıdır ama cinsel ilişkiler olumsuz yönde etkilenebilir diye bir başlık var bugün. Gelecek endişesi cinsel ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilir diyor. Bu konuda bilmiyorum kimden destek alınması gerekir. Evet, krizin kurbanı olmayalım. Marketlerde ciddi fiyat farklarının olduğunu belirten vatandaşlar devletin daha çok denetim yapmasını istiyor. İngiltere'de Özcan Aygın koronavirüs nedeniyle yaşama veda etti. 46. Kıbrıslı Türk kayıp oldu, Allah rahmet eylesin. Ziya Öztürkler müdürüm üniversitelerde 100 bin öğrenci 14 bin çalışanın bulunduğuna dikkat çekti. Önemi bilinmeli dedi bugün. Rum yönetimi 7 ile 30 yıl vadeli tahvil çıkardı. 1 milyar 750 milyon euroluk borç aldı. Büyük başarı diye vermiş bunu bugün Diyalog gazetesi. Ve virüs kasapları da fena vurdu. Koronavirüs salgını herkesi ekonomik açıdan ciddi oranda etkiledi. Alım gücü büyük oranda düşen vatandaş kasapların yolunu unuttu. Restoranların da kapalı olmasından dolayı et satışları dibe vurdu. Evet, et satışları düştüğü halde fiyatlar düşmüyor ne yazık ki. Keşke fiyatları da düşürebilsek. Sıcak paraya hasret günler yaşamakta olan KKTC'de salgın endişesi bir yana, gelecek kaygısı da herkese kabus dolu günler yaşatıyor. Kasaplar bu durumdan oldukça kötü etkileniyor. Alım gücü büyük oranda düşen vatandaş kasapların yolunu neredeyse unuttu. Evet, Lefkoşa Surlar İçi'nin 11 muhtarından çağrı, koordineli çalışalım. Güney Kıbrıs'ta tedbirler 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Başbakan Johnson'un sağlık durumu düzelmeye başladı. Fransa'da açık havada egzersiz de yasaklandı. İspanya'da tapuçcular sibarişleri karşılayamıyor. Wuhan'da karantina kalktı. Binlerce kişi sokağa akın etti. Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Tatar ve Özersay'la görüşecek. Maliye Bakanı Amcaoğlu, Türkiye'den destek istedik diyor. Önümüzdeki süreçte Türkiye'den destek istenerek bir borçlanmayla süreci Aralık ayına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Lefkoşa Türk Belediyesi bugüne kadar 5000 gıda paketi dağıttı. Koronavirüs vakalarından biri hamile. Evet, KKTC'de bir yeni vaka var. Yerli pozitif vaka sayısı 64 oldu. Bir vakanın hamile olduğu belirtiliyor. Herkese geçmiş olsun diyelim. En yüksek yaş 82, en düşük yaş 7. Evet, devam edelim. Musaçil günaydın. Dükkan kiraları nasıl olacak? Esnaf ne yapacak? Bir bilginiz var mı? Hayır, bunlarla ilgili hiçbir bilgim yok. Ahmet Tekman günaydınlar. Ne desek doğrudur. Ben artık dinledikçe yürek kaldırmaz oldu. Kendimi ciğere verdim. Bol soğanlı kıtır kıtır bir de inan bazan pastırmalı tost arasında ısırınca sürünen Ardenhellim. Çok teşekkür ederiz. Ahmet Tekman olmayanlar var şu anda. Okumayalım bunları. Çok sevgiler ediyorum sana. John Gavecim yapalım. Balkona geçelim içelim bu güzel. Fırat Golal biraz indirim yapsalar tekrar hatırlayacak vatandaş kasapları. Bunlar da geçer Serhat'ım diyor Kubilay Başkanım Kubilay Özkıraç. Ya sonrası, esas konuşmamız gereken odur diye düşünüyorum ben de, ama konuşmuyoruz. Evet, birlik, beraberlik, dayanışma, sabır ve anlayış zamanı, şımarıklığa gerek yok, şükretmeyi öğrenin dedi Volkan Gazetesi. Ne AB ne Güney Kıbrıs, iyi ki varsın anavatan Türkiye. Jale Refik Rogers ilk vaka tespitiyle alınan ciddi önlemler virüs yayılımını engelledi diyor ki gerçekten bu da doğru. Ve Kıbrıs manşet, Tatar'ın aklını kim çeliyor dedi kabine değişikliği konusunda. Umarım bu konuda birazcık da dikkatli, biraz daha duyarlı olur Ulusal Birlik Partisi. İngiltere'de Covid-19'dan bir günde 938 kişi öldü. Gözler Türkiye'nin paketinde Maliye Bakanı Amcaoğlu var fotoğrafta ve Manşet gazetesinin manşetindeyiz. Detaylarda boğuluyoruz. 168 öğrencinin burun buruna yaptığı Londra Ercan seferi
koronavirüs salgınına adeta davetiye çıkarırken Dışişleri Bakanı Özersay nevresim ve çarşaf derdine düştü diyor. Bu işte bu baskıdan kurtulmamız lazım. Bu baskıdan kurtulmak lazım. Bu baskıdan vazgeçmek lazım artık. Evet, gerçekten bunu bırakalım. Havadis gazetesi Hayatta Kalma Savaşı manşetiyle yayınlandı bugün. Hayatta Kalma Savaşı. Bir bakalım. Evet, artık çok zor. Artık çok zor. Havadis bir evin gıda ve temizlik ürünleri ihtiyaçlarını içeren bir liste yaptı. Hayatta kalmak için zaruri ihtiyaçlardan oluşan 60 günlük liste COVID-19 salgını ile yaşam koşullarının çok zorlandığını, gerçeğini ortaya koyuyor bugün. Tutuklu ve mahkumlar üretiyor cezaevlerinde. Maske belediyelere dağıtılacak. Serkan Lokma kardeşim Ayorgi'de isteyene yaparım dedi. Evde kal Kolonya 80 derece kullan. Evet, Türk Maarif Koleji öğretmenleri koronavirüs ile mücadelede hastane çalışanları ve elzem görevi üretenler için kolonya üretiyor. Satışı yapılmayacak olan kolonyanın üzerinde öğretmenlerden bir mesaj var. Evde kal, kolonya 80 derece kullan. Evet, evde kal, kolonya 80 derece kullan diyor. Bu bizimkinde de yazıyor, bizimkinde de yazıyor. Kokucuğu da güzel, kokucuğu da güzel, güzel. Evet. Şimdi yapayım ben de bir Kıbrıslı eleştirici, aman inşallah ellerimiz erimez falan demişim. Kıbrıslı eleştirisidir bu. Kıbrıslı Türk eleştirisi. Bu huydan da vazgeçelim. Serbest piyasa ekonomisi çare olmadı diyor. Bugün çöküşe şahit oluyoruz dedi Doğuş Derya vekilimiz. Ve kapanacak evi olmayanlar var. Kapanacak evi olmayanlar var. Bu Özge Gazi arkadaşımız telefon numarasını bıraktı buraya. Ben paylaşayım mı telefon numarasını da? Sen paylaş benim duvarda sevgili Özge Gazi. Evet, Özge Gazi duvara yaz istediğin zaman ama ben söyleyeyim ya da buraya yazıyorum Özge Gazi'nin telefon numarasını. Özge Gazi telefon numarası artık fazla girmek istemiyoruz bu gibi durumlara. Erdoğan Akkılınç batıdan selam, Yeşilırmak'tan selamlar ediyor bizlere. Biz de aynı şekilde Yeşilırmak'a sevgilerimizi iletiyoruz. Ulaşabileceğim başka yol var mı diyor Nurtaç Altan. Evet, yazdım işte Nurtaç Altan, gördüğün gibi buraya yazdım telefon numarasını. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz herkese. Kemal Zaim kardeşime tekrardan, Erdoğan Akkılınca, Pembe Eriş sağ olun, sağ olun. Ziya Nasıfoğlu sana bir mesaj attım, bir bak. Sedat Kılıç hocam günaydınlar, sevgiler, saygılar. Evet, Havadis gazetesinden sonra işsizlik, yoksulluk, açlık, gıda yardım taleplerine yetişilemiyor demiş Halkın Sesi bugün. Epidemiyolojik çalışma sokağa çıkmanın kapısını açar. Başbakanlık Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber, ülkede nüfusa kapsamlı bir tarama yapılarak hızlı test uygulamasının şart olduğuna dikkat çekti. Böyle bir çalışma sonrası sokağa çıkmanın kademeli olarak başlayabileceğini söyledi. İngiltere'den gelen öğrencilerin ailelerine bir gün önce içiniz rahat olsun, temiz bir ortamda kalacaklar sözü verildi. İnşallah temiz bir ortamda kalırlar. Ben bu haberlere girmiyorum bile. Haberatörü okumuştuk. Hakikat gazetesi yeniden yapılanma için bir fırsata çevirebiliriz diyor Kudret Özersay. Çok güzel söylüyor hocam, sağ olsun ona da. Türkiye bu süreçte KKTC için de bir paket hazırlığında diyor Olgun Amcaoğlu ve gerçekten yeniden yapılanma için bir fırsata çevirebiliriz. Kudret Özersay'ın söyledikleri bence çok doğru. Bugün Sayın Özersay, Sayın Tatar Akıncı ile görüşecekler. 60 yaş altı 49 pozitif vaka, Afrika'nın bugünkü manşet başlığı böyleydi. Sokağa çıkma yasağı uzatılacak. Yeni cezaevi pandemi hastanesi olabilir. Yeni cezaevi pandemi hastanesi olabilir.
Ve son olarak haberciye bakalım. Haberci gazetesi pandemi hastanesi yapılacak diyor. Yeni hastane yapılacak. Kuzey Kıbrıs'ın COVID-19'la imtihanı sürerken Sayın Pilli açıkladı. Malpas Otel Direktörü Fahri Altınör bu yıl Avrupa'ya gidemeyen zengin turistlerin yeni gözdesi olabiliriz dedi. Doğru hamlelerle sektörü kurtarabiliriz. Evet, inşallah bu yıl Avrupa'ya gidemeyen zenginlerin yeni gözdesi oluruz diyor. Bu da bir umut ve umutsuz olmamak lazım. İngiltere'den dün akşam ülkemize gelen charter seferin son uçuş olacağını açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden yarın Ankara'dan ülkemize bir charter sefer daha düzenleneceği duyuruldu. Her kafadan bir ses dedi Haberci gazetesi ve Türkiye'de can kaybı 812 oldu. Vaka sayısı çok arttı, bunu da belirtmiş olalım. Ve gelelim günün yazısına. Serhat İncirli Girne John'unu da bitirdi. Bugün ne yazdık? Bugün ne yazdık? Hemen bakalım. Haberci gazetesinde, Kıbrıs Haberci'de ve Gündem Kıbrıs'ta günlük yazılarımız yayınlanıyor. Her gün günaydın. Biraz da sen yaz be kardeşim. Bak, günaydın canım benim, günaydın canım benim, Metinciyim canım. Evet, Metin Ziya Güngör kardeşim, günaydınlar, sevgiler, saygılar. Serhat İncirli'nin yazısına bakalım, bulmaya çalışıyoruz şimdi. Evet, burada Serhat İncirli alfabetik sıraya göre gidiyor. İnsanlık için, doğa için, ülkemiz için bir şeyler yapmanın tam zamanıdır demişiz bugün. Evet, bu yazıyı birlikte okuyalım. Yani çok daha kötü günlerde insanların çok daha sorunlu dönemlerde yaşadıkları bir öykü. Evet, İkinci Dünya Savaşı'nda Polonya'dayız. Hikayemiz orada ve o zamanlarda geçiyor. Polonya'da binlerce insan önce Sovyetlerden çok çekti. Sürgüne gönderildi, işkence gördü, öldürüldü. Akabinde de Naziler Polonya'yı işgal etti. Naziler Krakow kenti yakınlarında Dünya Savaşı döneminde en büyük toplama, zorunlu çalışma, sistematik katliam ve imha kampını inşa etti. Adına Auschwitz dedi. Wi-Fi yok. PlayStation yok. Vestel televizyon yok. Cep telefonu sıfır. Ama Polonyalı olmakla gurur duyan Witold Pilecki diye bir adam var. Hikayemizin kahramanı da o. Kitaplara konu oldu ki okuduğum bir kitaptan hikayesini çaldım. Hollywood filmini de çekti. Hollywood filmini de çekti. Kod isimleri Zoman Jezirerski, Thomas Serafinski, Druh Witold olan kahramanımız Pilecki, Polonya ile Sovyetler arasındaki savaş sırasında ta 1918'lerden komünistlere karşı savaşan bir kahraman Polonyalı unvanını taşıyan vatandaştı. Bayağı rütbelenmiş biriydi. Öldükten sonra albay rütbesi verildi ama yine de rütbeli bir askerdi. Bazı tarih kitaplarında Polonyalılar daha çizmelerini giyene kadar Hitler ülkeyi işgal etmişti diye yazar. Orada değildim ama anladığım kadarıyla o kadar çabuk olmuştu bu iş. Ve Naziler Polonya'ya Auschwitz denen bir kamp kurmuştu. Askeri tesis, barakalardan oluşan bir hapishane. Önceleri onlarca, sonraları yüzlerce ve nihayetinde binlerce Polonyalı esir alınıyor, bu kampa götürülüyor, ortadan da çözülmemiş bir sebeple kayboluveriyordu. Bu arada tartışılan bir konuyu en başta zikretmiştim, bir daha yazayım. Sovyetlerin mi yoksa Nazilerin mi daha çok Polonyalı katlettiği tam bilinmiyor. Sovyetlerin Sibirya'daki gulaklara, yani çalışma kamplarına gönderdiği Polonyalıların binlercesi toplu mezarlarda 10 yıllar sonra bulundu. Ve hala bizim kayıplar meselesinde olduğu gibi hiç bulunmayanları da bulunmaktadır. Hikayemize dönelim.
Polonyalı vatanseverler adına Polonya gizli ordusu dedikleri bir ordu kurdular. Polonyalı vatanseverler adına Polonya gizli ordusu dedikleri bir ordu kurdular. Haliyle Witold Pilecki de içinde. Evet, neyse, bu gizli ordu Almanların inşa ettiği çok büyük hapishane kılıklı binada neler döndüğünü hep merak eder haldeydi. Auschwitz adlı bu hapishane Polonyalı önemli subayları, çok değerli insanları resmen yutmuştu. Doğu Polonya'daki insanları Ruslar, şimdi batıdakileri Almanlar mı temizliyordu? Bir korku sarmıştı herkesi. Pilecki ve bazı arkadaşlarına göre Auschwitz denen bu kamp Polonyalı kayıp insanların kaybolma yeri ve sebebiydi. Ama nasıl olurdu? Bunun araştırılması gerekiyordu. İşte bu noktada Pilecki gönüllü olarak kendini ortaya attı ve ben buraya bir şekilde sızacağım, istihbarat toplayacağım dedi. Bir şekilde kendini tutuklattıracak, kampa attıracak, sonra oradaki Polonyalı askerleri de organize edip birlikte kaçacaklardı. Plan buydu. Pilecki'nin komutanları kendisine karşı çıkıyordu. Çünkü yapacağı bir büyük şişe çamaşır suyu içmekten daha zor bir şey olacaktı. İntihar. Neyse, cut it short, yani kısa keselim, Pilecki kendini tutuklattı ve ünlü hapishaneye ya da neyse oraya girmeyi başardı. Pilecki, Auschwitz'e gönüllü giren tek kişi olarak bilinir. Girer girmez orasının korkulduğundan da kötü olduğunu gördü tabii ki. Esirler sudan sebeplerle vurulabiliyordu. Dik durmadığı için, yorulduğu için öldürülen esirler vardı. Ölene kadar çalıştırılanlar da oluyordu ve henüz Yahudiler getirilmemişti. Derken onları getirmeye başladılar. Pilecki 2 yılı aşkın süre orada kaldı. Adeta Polonya ordusunu içeride o zor koşullarda yeniden yarattı. Esirler arasında hiyerarşik yapı oluşturdu. Hatta herkesin rütbesi bile vardı. Pilecki dışarının da yardımıyla ayaklanma hesapları yapıyordu. Beklediği ve bu sürede yaşamayı da başardı. 2 yıl sonra Museviler ya da Yahudi toplumu getirmeye başlandı. Önce otobüslerle geldiler. Sonra tren vagonlarına yığılmış halde getirildiler. Yahudilerin üzerlerindeki tüm değerli takılar, saatler, elbiseler çalınıyor. Gelenlerin büyük bölümü yeni yapılmış ama kimsenin sokulmadığı duş barakalarına sokuluyordu. O barakalarda hepsi gazla zehirleniyor, sonra yakılıyordu. Pilecki bu bilgileri dışarıya göndermeyi başardı. Büyük çoğunluğu Yahudi, 10 binlerce insan her gün öldürülmekteydi. Ölenlerin sayısı milyona ulaşmıştı. Polonya gizli ordusuna sürekli bilgi gönderen Pilecki, bu kampı kurtarın, kurtaramıyorsanız bombalayın, yakın demekteydi. Polonya gizli ordusu tüm mesajları aldı. Ama Pilecki'nin olayı büyüttüğüne hükmetti. Oysa Pilecki tüm dünyaya burada soykırım yapılıyor mesajını veren ilk kişiydi. Mesajı Polonya'daki birçok direniş grubuna da gitti. Londra'da kurulu olan sürgündeki Polonya hükümeti bilgilendirildi. Sürgündeki Polonya hükümeti bu bilgiyi Londra'daki müttefikler komutanlığına, İngiliz ve Amerikan başbakanı ile başkanına da iletti. Yani Churchill ve Eisenhower da Pilecki'nin konuyu abarttığını düşündü. Pilecki anladı ki kimse bir şey yapmayacak, kamptan kaçmayı aklına koydu. Ne Polonya gizli ordusu, ne İngilizler, ne Amerikalılar gelecekti. Nasıl kaçtığı ayrı bir film senaryosu. İnşallah başka yazıda anlatırım, kısa kesiyorum. Ekmekçilik falan derken koştu, kaçtı diyelim. Pilecki gerekli herkesi uyardı. Kimse o kampta soykırım olacağına inanmadı. Oysa oldu. Ve Pilecki, özür dilerim, hep bir umutla savaştı. Kavga verdi, direndi, verdiği bilgilere inanılması için çabaladı. Wikipedia Pilecki ile ilgili özetle şunları yazıyor. Ondan da alıntı yapıp sonuca geleceğim.
Witold Pilecki, Polonyalı bir asker. 13 Mayıs 1901'de doğdu. Ve 25 Mayıs 1948'de idam edildi. Ruslar idam etti, Almanlar değil. 1939 yılında Alman işgali altındaki Polonya'da gizli Polonya ordusu, tam adı Tajna Armia Polska, direniş grubunun kurucusuydu. Şubat 1942 yılında kurulan yeraltı anayurt ordusunun bir üyesiydi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya direnç operasyonuna istihbarat toplamak için kendi isteğiyle Auschwitz ölüm kampına girmeye gönüllü oldu. Pilecki kamptayken bir direniş hareketi organize ederek Nazi Almanyası'nın Auschwitz zulümlerini batılı müttefiklere bilgilendirdi. Kampta 2,5 yıl kaldıktan sonra 43 yılında kaçtı. Pilecki Ağustos 44 yılında Varşova ayaklanmasında yer aldı. Sürgündeki Londra merkezli Polonya hükümetine sadık kaldı. İngiliz gizli servisi MI6'e bir örtmece olduğu düşünülen, yabancı emperyalizm için çalışmak suçundan çok sonra, yani daha sonra Stalinist gizli polis kamu güvenlik bakanlığı tarafından 1948 yılında idam edildi. 1989 yılına kadar hakkındaki bilgiler Polonya komünist rejimi tarafından hep örtbas edilmiştir. Yaptığı işler sonucunda en büyük savaş kahramanlarından biri olarak kabul edilir. Amerika'nın Polonya Büyükelçisi Pilecki'yi Polonya'nın kahramanları arasında ve Polonya'nın yüksek vatanseverlik örneği olarak nitelendirmiştir. 8 Mayıs 1947'de tutuklandığı zaman yargılanmadan önce defalarca işkence gördü. 15 Mayıs'ta 3 yoldaşı ile idama mahkum edildi. 25 Mayıs 1948'de yani 15 gün sonra, 10 gün sonra idam edildi. İnfazdan önce son sözleri "Yaşasın özgür Polonya'ydı." 1990'dan sonra mezarlık bir bölgede anısına sembolik bir mezar taşı dikildi. 2012 yılında kısmen Pilecki'nin kalıntılarının bulmak için kazı yapıldı. Ve Pilecki 1991 Ekim'inde bulundu, kemikleri gömüldü. Ölümünden sonra 95 yılında Polonia Restituta nişanı verildi. 2006 yılında en yüksek Polonya nişanı olan Beyaz Kartal nişanını aldı. 2013 yılında, yani ölümünden yıllar sonra, Milli Savunma Bakanı onu albay rütbesine terfi etti. 48'de astılar adamı, vurdular. Evet, sonuç. Bu hikayeyi anlattığım kitabın adı Everything is F. F. Word. Yani everything is tak tak. A book about hope. Türkçe'ye çevirecek olsaydım, her şeyin ebesi düzülmüş durumda. Umudun kitabı diyebilirim adına. Yazar ne diyor? Kitabın yazarı Mark Manson özetle diyor ki, Pilecki'nin hikayesi hepimize ilham vermeli. Lanet olsun. O zamanlar işler çok daha kötüydü. Ve o adam tümünü aştı. Ben son zamanlarda ne yaptım? Çok zor günlerden geçmekteyiz. Elbette Auschwitz'te değiliz. Ama bir şeyler yapmak zorundayız. Auschwitz'e 2,5 yıl içerisinde 1,3 milyon kişi götürüldü. Bunların 200 bini kurtuldu. Ama 1,1 milyon insan orada öldürüldü. Bu rakamın 960 bini Yahudilerdi. Ve bu 960 binin 865 bini esir olarak dahi tutulmadı. Kampa gelir gelmez gazla katledildi. 75 bin Yahudi olmayan Polonyalı, 21 bin Çingene, 15 bin savaş esiri, 15 bin Avrupa ülkesinden insan burada öldürüldü. Gaz odalarından kurtarılanların büyük çoğunluğu açlıktan, salgın hastalığından, yorgunluktan ya da teker teker idam edilerek, hatta
tıbbi amaçla denek olarak kullanılarak yaşamlarını yitirdi. Bu son zamanlarda ne yaptık? Biz ne yaptık? Bu soruyu kendi kendimize soralım. İnsanlık için, doğa için, ülkemiz için. Çok zor günlerden geçiyoruz. Eğer cevabınız veya cevabımız hiçbir şey yapmadımsa ne olur? Bir şeyler yapalım. Ne olur? Piletkin'in hayatını, Auschwitz'i bir hayal edin lütfen. Neler yaşadı insanlar? Gaz odalarında 1.100.000 insan gazla öldürüldü ve yakıldı. Ve bütün bunlar için, ülkesi için oraya girmeye gönüllü olan adamı sen casussun deyip 5-6 sene sonra idam eden insanların olduğu bir zihniyet. Bu çok büyük bir hikaye, çok önemli bir hikaye diye düşünüyorum. Filmi de varmış, görmedim ama bugün karıştıracağım gittiğimde Netflix'leri falanları veya YouTube'ları. Witold Pilecki'nin filmini de görmek istiyorum. Çok önemli bir olay bence. Biz de çünkü benzer günlerden geçtik. Çok kötü günler geçtik. Ben tuvalette iki parça kırıntıcık var. Mıçamam anne, mıçamam baba diye Facebook'larda yorum yazılmaması gerektiğine inanıyorum artık 14 günlük karantina süresince. Çünkü biz 14 gün üstümüze mıçtık. Tuvalete gitmeye korktuğumuz için. Anladın? Anladınız. Ve bugün de o kötü günlerden geçtiğimizi unutmayın. İnsanlar ekmek bulamıyor. İnsanlar peksemet bulamıyor. Yemek alamıyor. Sağlığımız tehlikede, hayatımız tehlikede. Keyfini çıkarmayalım. Mokunu da çıkarmayalım bu işin. Kabineyi de 3-5 tane kişiye daha bakanlık verelim diye değişme havasına ve sevdasına lütfen girmeyelim. Takdir tabii ki sizindir. Kuvvet de sizdedir. Ama toplumda bizleriz. Bu kötü günlerde sağlığımız ve karnımız. Sağlığımız kötü olmamalı. Kimse de aç kalmamalı. Ve bu kötü günlerden kurtulduğumuz günlerinde hesapları şimdiden yapılmalı. Bu savaşta, bu rüzgarlı, fırtınalı, asit dolu dereyi geçerken at değiştirmeyelim. Uğraşalım, didinelim, çabalayalım. Bir de reklam arası verelim. Reklamdan sonra İngiliz ve Türkiye gazetelerine bakacağız. Var mı bir mesajımız ama? Bu kötü günler geçecek diyor Berkant kardeşim Gaziveran'dan. Ama bir miktar diyor bizi delip geçecek. İnşallah olmaz. Ferda Karaday. Evet. Hiç de dedikleri gibi değil. Biz arkadaşlarla 2 gün canımızı dişimize katarak çalıştık. Onlar hayat olsunlar diye. Ferda Karaday'ı bilmiyorum ama neyle ilgili söylediğin. Evet, sevgiler, saygılar. Çalışın, devam edin çalışmaya. Nerede çalışıyorsanız. Erkay Kanak. Koronasız günler olsun inşallah diyor. Tüm dünya devletleri artık aklını başına alsın. Dünyayı kurtaracak birlik beraberlik içinde olsunlar. Bıraksınlar sömürü ve çıkarı o süper güçler. Daha dün dünyanın en büyük uçak gemisini, savaş gemisini Kıbrıs'ın Rum kesimi Larnaka'ya demirlemiş. Girmeyelim bu işlere. Geçelim. Akırları başlarına gelsin hepsinin. Evet. Şekerli ekmekle büyüdük. Ah abim diyor Hanife Yılmaz. Bebuba,
İsterim ben de bir şey söyleyeyim uygun görürsen Yusuf Hayat. E buyur söyle kardeş. Veysel Dal günaydın. Güner'in yeri Bolibif'in danesi 15 TL oldu diyor. Et yememek olmuyor mu? Bolibif yiyebiliriz. O kadar ekmek yap, yağ sür, tuz ek. Allah size kolaylık versin. Bu kara günler geçecek Nedim'e öreç diyor. Bolibif de 15 lira oldu tabii ki. O da ayrı bir şey. Sevgiler, saygılar. Evet, süper olan sensin Güner abi. Allah'ım sizleri korusun. Sevgilerimizi, saygılarımızı sizlere iletiyoruz. Berkant Oytam kardeşime bir kez daha selamlar ediyorum. Savaş Tilki hocam, hocam günaydınlar. Mehmet Şenler, Tunar. Evet, Muhammed Gözay kardeşim, Ali Şekerci Cino, Şener Dağgül. Sevgiler, saygılar. Ahmet Tekman. Evet, selamlar ediyoruz. Sevgiler sunuyoruz herkese. Ve şimdi araya gittik.